Merhaba çocuklar. Bugün Tanrı'nın Kurtuluş Tasarısı adlı kitabımızdan Tanrı İsrail halkını neden her şeye rağmen sevdi adlı hikayemizi okuyacağım. Ama öncesinde ezber ayetimizi okuyalım. Ezber ayetimiz Hoşea 2. bölüm 19 ve 20. ayetlerde geçer. Seni sonsuza dek kendime eş alacağım. Doğruluk, adalet, sevgi, merhamet temelinde seninle evleneceğim. Sadakatle seninle evleneceğim. Rabbi tanıyacaksın. İsa'dan önce 8. yüzyılın ortalarında İsrail'de Hoşea adında bir peygamber vardı. Hoşea'nın hizmeti peygamber Yeşaya'dan yaklaşık 10 yıl önce ve peygamber Amos'un hizmetiyle aynı dönemde İsrail krallığında başlamıştı. O dönemde İsrailliler Kenan ilahlarına tapınarak Tanrı'yı terk edip ondan uzaklaştılar. Tanrı, İsrailleri öz halkı ve kutsal ulus olarak seçti ve antlaşma yaparak onların Tanrı'nın lütfunu ve bereketlerini öbür uluslara taşımalarını istedi. Ama İsrailliler Tanrı'ya itaat etmeyip Kenan ilahlarına tapınarak onun önünde kötü olanı yaptılar. İşte Peygamber Hoşea bu karanlık dönemde hizmete başladı. Tanrı kendi sevgisi ve merhametini İsrail halkına göstermek istiyordu. Bunun üzerine Peygamber Hoşea'yı çağırıp Gomer adlı bir kadınla evlenmesini buyurdu. Aslında Gomer kötü bir kadındı. Bu yüzden Hoşea için bunu kabul etmek kolay değildi. Ama yine de Rab'bin buyruğuna itaat ederek Gomer'le evlendi. Gomer kötü yürekli bir kadın olduğu halde Hoşea onu çok sevdi. Gomer hamile kalıp bir oğul doğurdu. Ona Yizreel adını koydular. Bir süre sonra Gomer yine hamile kaldı ve bir kız çocuğu doğurdu. Ona da Loruhama adıyla seslendiler. Ve en son Gomer tekrar bir oğul doğurduğunda onun da adı Lo-Ammi oldu. Gomer, Hoşea'dan çocuk sahibi olmasına rağmen kaçtı ve başka bir adamla yaşamaya başladı. Hoşea ile evlenip bir çocuk doğurmuştu fakat onun yüreği başka yerdeydi. Ancak Tanrı Peygamber Hoşea'ya seslendi. Hoşea, Gomer'e git, o kadını tekrar sev. Tanrı Hoşea'dan başka bir adamı severek kendisini ve çocuklarını terk eden Gomer'i tekrar sevmesini istemişti. İsraillilerin başka ilahlara yönelmelerine, üzüm pestillerine gönül vermelerine karşın Rab onları nasıl seviyorsa sen de git, o kadını sev. Başkasını sevmiş, zina etmiş bile olsa. Peygamber Hoşea bu olaylarla Tanrı'nın halkı için olan yüreğini kavradı. Tanrı'nın İsrail halkını ne kadar çok sevdiğini ve onlar için ne kadar sabırlı davrandığını gördü. Aslında kötü kadın Gomer, İsrail halkını temsil etmekteydi. Bu yüzden Hoşea, Tanrı'nın buyruğuna göre kendisini terk eden Gomer'i tekrar sevmeye karar verdi. Böylece Hoşea, 15 şekel gümüş, 1 homer, 1 letek arpa karşılığında Gomer'i satın alıp geri getirdi. Yani Hoşea kendi eşini geri alabilmek için ücret ödedi. Hoşea karısı Gomer'e karşı büyük şefkat ve merhamet gösterdi. Aslında Hoşea'nın Gomer'i toplumun içinde yasaya göre taşlayarak cezalandırması gerekirdi. Fakat Rab'bin sözüne itaat ederek Gomer'i geri almak için ücret bile ödedi. Böylece Hoşea Gomer'e karşı merhamet ve sevgi gösterdi. Gomer aslında İsrail halkıdır. İsrailliler Tanrı'yı terk edip sahte ilaha Baal'a yönelmiş, putperest tapınma yerlerinde kurbanlar sunarak ruhsal zina etmiştir. Buna rağmen yine de Tanrı İsrailleri bırakmadan Hoşea aracılığıyla tövbeye çağırdı ve İsraillerin geri dönmelerini sabırla bekledi. Hoşea'nın Gomer'e olan sevgisinde gördüğümüz gibi
Tanrı İsrailleri ve bizi çok seviyor. Tanrı bizi çok sevdiği için hiçbir zaman bırakmaz ve bizi terk etmez. Hepimiz günah işledik. Günahın ücreti ölümdür. Günah yüzünden hepimiz ölüp cehenneme gidebiliriz. Ama Tanrımız bizi çok sevdiği için biricik oğlunu esirgemeden dünyaya gönderdi. İsa kurban olarak dünyaya geldi. Benim ve senin günahların için çarmıha gerilip öldü. Bizim yerimize o öldü ve günahlarımızı bağışlayıp sonsuz yaşama kavuşturdu. İsa ölümüyle bize cennet kapısını açtı. İsa Mesih'e inanıp onu kurtarıcı olarak kabul eden herkese Tanrı'nın çocuğu olma hakkını verdi. İsa'ya iman edip kurtulan her imanlı hem Tanrı'nın çocuğu hem de onun gelinidir. Tıpkı Gomer peygamber Hoşea'nın gelini olduğu gibi biz de İsa'nın gelini olarak çağrıldık. Rab'be inanarak kurtulan ve İsa'nın gelini olan bizler artık eski kötü alışkanlıklarımızı bir kenara bırakıp Rab'bin sözüne itaat ederek yaşamalıyız. Onu her şeyden daha çok severek onun isteğini yerine getirmeliyiz. Tanrı hiçbir zaman tasarladığı kurtuluş planını değiştirmeden biricik oğlu İsa Mesih'i göndererek tamamladığı gibi kurtulan kendi çocukları yani beni ve seni de asla terk etmez. Sevgisi sonsuza dek değişmez. Biz ondan uzaklaşsak da o bizden vazgeçmez. Böyle bir durumda tekrar bizi arayıp bağışlayacak ve bizi kucaklayacaktır. Bu nedenle arkadaşlar, Tanrı'nın günah işleyen İsrail halkını terk etmeden büyük şefkat ve merhametiyle sevdiği gibi bizi de sevdiğini unutmayalım. Bizi çok seven, günahtan kurtaran bu Rab'be şükredelim. Aynı zamanda Rab'bin değişmeyen sevgisi için de şükredelim. Hala yaşamımızda dünyasal kötü alışkanlıklar varsa bunu bir kenara bırakalım. Tanrı'nın sözüne itaat ederek onu hoşnut etmeye çalışalım. Her zaman Rab'bin isteğinin ne olduğunu öğrenip yerine getirerek yaşayalım.